İnme geçirdikten sonra birçok belirti baş gösterebilir. Kontrol merkezimiz olan beynimize bir şey olduğunda bazı fonksiyonlarımızı yerine getiremeyebiliriz ve bu durum kendini farklı belirtilerle ortaya koyar. Mantıklı değil mi? Bazı belirtiler ya da belirti grupları daha sık ortaya çıktıkları için bu videoda onlardan bahsetmek istiyorum. İnme beyindeki kan dolaşımı bir şekilde engellendiğinde oluşuyordu. Öyle değil mi? Bu belirtilerin en sık gözlemlenen belirtiler olmasının sebebi, belirli atardamarlardaki tıkanıklıkların bu belirtileri ortaya çıkarıyor olmasıdır. Evet, şimdi bu belirtileri bir bir inceleyeceğiz. Birinci belirti, yüz, kol ve bacaklarda ani hissizlik ya da zayıflıktır. Bu cümleyi duyduğunuzda aklınıza hemen birkaç tane soru gelmiş olmalı. Yani mesela bu hissizlik ve zayıflık neden oluşmuş olabilir? Bunlar neden yüz, kol ve bacaklarda oluşur? Ve son olarak bu durum vücudun iki tarafında birden mi yoksa tek bir tarafında mı ortaya çıkar? Bunlar çok doğru ve yerinde sorular. Cevaplara gelecek olursak, hissizlik ve zayıflık görülmesinin sebebi şudur. Beynimizin birincil somatosensoriyel korteksinin zarar görmesi sonucu hissizlik ortaya çıkar somatosensoryal korteks beynimizin duyularla ilgili olan merkezidir. Ve eğer burası zarar görürse duyularımızda bazı değişiklikler meydana gelebilir. Hissizlik de bu değişikliklerden biridir. Zayıflıksa inmenin somatosensoryal korteksin kapı komşusu olan motor kortekste gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu bölüm hareketlerimizin kontrolünden sorumlu olduğu için buranın zarar görmesi de hareketlerimizin zayıflamasıyla sonuçlanır. Bu arada duyularımızdan sensoryal korteks, hareketlerimizden de motor korteks sorumludur dersek durumu basitleştirmiş oluruz. Çünkü beynimizde duyular ve hareketlerimizden sorumlu olan daha birçok bölge var. Ama şimdi bu diğer bölgeleri düşünmeyin. Çünkü ben bu videoyla sadece bazı kavramları oturtmaya çalışıyorum. Evet, Hissizlik ve zayıflık neden yüz, kol ve bacaklarda oluşur? Bu sorunun kısa cevabı inmenin motor ve sensoryal korteksin hangi kısmına zarar verdiğinde gizli. Şu şekilde anlatayım. Vücudumuzun farklı kısımları motor ve sensoryal korteksin farklı kısımlarına bağlıdır. Çok kusursuz bir anlatım olmayacak ama şöyle düşünelim. Bu adam beynimizin üzerinde yatıyor. Bacakları şu taraftan sarkmış, kolları bu şekilde uzanmış. Yüzü de yine şu pozisyonda. Kabaca buraya denk düşen nöronlar motor ve sensöryel desteği bacaklara verirken buradakiler gövdemize, buradakiler kollara ve ellere, buradakiler de yüze sağlarlar. Bu arada dudaklara, yüze ve ellere ayrılmış kısım vücudumuzun geri kalanına ayrılmış kısımla orantılı değil. Bunun sebebi vücudumuzun daha hassas yerleri olan bu kısımlara destek olan nöron sayısının daha fazla olmasıdır. Evet adamı bu şekilde bu ölçekte çizmemin sebebi bu. Beynin bu kısmına kan getiren anterior serebral arterde yani asada bir sorun olursa bacaklarınızda hissizlik ya da zayıflık yaşayabilirsiniz. Diğer yandan eğer beynin bu kısmını besleyen orta serebral arter ya da kısaca osa hasar görürse de yüzünüzü ve üst eklemlerinizi etkileyen belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Son olarak vücudun iki tarafı birden mi yoksa tek tarafı mı etkilenir? Beynimizin ilginç bir yapısı vardır. Beynin sol tarafındaki motor ve sensöryel korteksler vücudumuzun sağ tarafını, sağ tarafındaki korteksler de vücudumuzun sol tarafını kontrol ederler. Bu nöronların sinyal alım ve iletim mekanizmasıyla ile alakalıdır. Nöronlar vücudumuzun bir tarafından diğer tarafına geçerler ve bu da omurilikte, beyin sapında veya beynin içinde gerçekleşir. Bu kadar fazla detaya girmemize sanırım gerek yok kısacası belirtiler, beynin zarar gören kısmına zıt olan vücut bölgelerinde ortaya çıkar. Beynimizin iki tarafı da zarar görürse, belirtileri vücudumuzun iki tarafında da yaşayabiliriz. Evet, belirtilerden birini, yani hissizlik ve zayıflığı gördük. Sırada konuşma ve anlamada aniden zorlanma belirtisi var. Sizce bu belirti neden ortaya çıkıyor olabilir? Konuşmada zorlanmanın sebebi inmenin beynimizin konuşmayı kontrol eden kısmını etkilemiş olmasıdır. Bu kısımlar yine orta serebral arter tarafından beslenirler. İnme geçiren hastaların yaklaşık olarak %40'ı inme sonrasında kendi dillerini ifade etmekte sorun yaşarlar. Yine beynin iki önemli kısmından bahsetmek istiyorum. Frontal lobda akıcı konuşmanın merkezi olan Broca bölgesi adı verilen bir kısım bulunur. Bu bölge zarar görürse konuşma hızınız ve telaffuzunuz etkilenebilir. Temporal ve parietal lobların kesişiminde bulunan Wernicke bölgesi ise söylenenleri anlamamızı sağlar. Bu bölge aynı zamanda doğru ve anlamlı konuşmamızı da sağladığı için eğer burası zarar görürse insanların bize söylediklerini anlamakta da zorluk yaşarız, konuşurken doğru kelimeleri seçmekte de. Sırada bir ya da iki gözde ani görme kaybı belirtisi var. Bunu daha iyi anlayabilmek için beyne üstten bakalım. Burası beynin önü, burası arkası. Bu sol göz, bu da sağ. Görüşümüzün sağlıklı olması için öncelikle görsel bilgiyi beynimize getiren sağlıklı bir çift göze, gelen bilgiyi işleyebilmek için de sağlıklı bir beyne ihtiyacımız vardır. Beynin görmeden sorumlu kısımlarından biri zarar gördüğünde, mesela arka serebral arterde yani kısaca asada bir tıkanıklık olduğunda görmemizle ilgili sorun yaşayabiliriz. Çünkü burası görmemizden sorumlu lob olan oksipital lopa kan getiren temel arterdir. Bu arada oksipital lobun da ilginç bir yapısı olduğundan bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle iki görüş alanımızı çizeyim ki her şey daha kolay anlaşılsın. Bu sol gözümüzün bu da sağ gözümüzün görüş alanı. Oksipital lobun eğer sol tarafı zarar görürse iki görüş alanımızın da sağ tarafında bir kayıp olur. Çok ilginç, değil mi? Bunun sebebi nöronların gözlerle oksipital lob arasındaki bağlantısıdır. Aynı şekilde oksipital lobun eğer sağ tarafı zarar görürse de iki görüş alanımızın sol taraflarında bir kayıp yaşarız. Sırada denge ile alakalı belirtiler var. Bunları ani baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı olarak özetleyelim. Örneğin yürürken zorlanıyor olabilirsiniz. Bu durum inmenin beyincikte, yani beyinceye kan taşıyan 3 ana arterden birinde bir tıkanıklık gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkar. Bunun baş dönmesi ve denge kaybıyla sonuçlanmasının sebebi ise beyincin hareketlerimizin ana koordinatörü olmasıdır. Beyincimize bir şey olursa düzensiz ve koordinasyon eksikliği olan hareketlerimiz olur. Hatta hareketlerimizi zamanlayamayız da. Bahsetmek istediğim son belirti bilinen bir sebebi olmayan ani ve şiddetli baş ağrısıdır. İnmenin bir çeşidi olan hemorajik inmeyi hatırlayacaksınız. Bu inme türünde beyindeki bir kan damarının patlaması serebral dolaşımda kan kaybına ve inmeye sebep oluyordu. Tahmin etmesi çok zor olmasa da beynimizde bir kan damarının patlamasının çok can yakan bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sonucunda da sebebi açıklanmayan ani ve şiddetli bir baş ağrısı oluşabilir. İşte bu kadar. En yaygın 5 inme belirtisini gördük.